Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik deneme sınavlarımızdan 36.sını yapacağız. Bu denememizi bize hazırlayan Sultan hocamızın da hepinize selamı var. Hepinize başarılar diliyor sevgili arkadaşlar. Denememizde 100 soru var. Bütün modüllerden eşit şekilde sizler için 100 soru hazırlandı. En güncel sorularla denememizi başlayalım. Birinci sorumuzda yapmaya. Tek beden herkese uymaz temasıyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sınıf ikliminin uygunluğu, geri bildirimin önemi, farklılaştırılmış öğretimin gerekliliği, hedefleri belirlemenin önemi, kavram yanılgılarının sebebi. Burada hangisi var? Farklaştırılmış öğretimin gerekliliği cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuz. Çevrim içi ortamda sanal sınıf oluşturmak ve öğrencilerin birbiriyle etkileşim halinde olmasını, Anlık geri bildirim vermeye amaçlayan bir öğretmen aşağıdaki web iki araçlarından hangisini tercih etmelidir? Edmut, Formative, Kahoot, Socrative, Edpuzzle. Burada Ed sevgili arkadaşlar tercih etmeli cevabımız Adana. Üçüncü sorumuz Sultan öğretmen sınıfta yaptığı konuşmasında, günümüzde bilim ve teknolojiyle bireyin ve toplumu beklentileri hızla değiştiği için. Var olan bilgi ve becerilerin sürekliliğinin olması önemlidir. Bu nedenle örgün eğitimde alınan bilgi bireyin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve bireyi geleceğe taşıyamamaktadır. Sultan öğretmenin yaptığı bu konuşmada bu sürekli sağlayan ve bu sayede bireyi geleceğe taşıyan öğretme öğrenme süreci aşağıdakilerden hangisidir? Uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenme, proje temelli öğrenme, beyin temelli öğrenme, aktif öğrenme. Burada yaşam boyu öğrenmeyi kastediyor. Cevap Bursa. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi araştırma inceleme stratejisine ilişkin özelliklerden biri değildir. Bilimsel ve bağımsız düşünme becerileri kazanır. Öğrenci öğrenme sürecinde aktif durumdadır. Problem çözme ve bilimsel yöntemin basamaklarını kullanır. Öğrenci bir bilgiyi tam öğrenmeden diğer bilgiye geçmez. Öğrenciler öznel bilgiye ulaşır. Dördüncü sorumuza cevabımız Denizli maddesi. Beşinci sorumuz. Sunuş yoluyla öğretim stratejisine göre dersin başında öğrencilere ön organize edici bilgiler verilmesinin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencileri motive etme, yeni bilgiye temel oluşturma, öğrencileri düşündürme, grupla çalışmaya teşvik etme, orijinal fikirler üretmesini sağlama. Beşinci sorumuza cevabımız Bursa, yeni bilgiye temel oluşturma. Altıncı sorumuz, Derslerinde işlenen konuları gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirmek amacıyla örnek olay yöntemine yer veren bir öğretmenin öncelikle göz önünde bulundurduğu öğretim ilkesi aşağıdakilerin hangisidir? Somuttan soyuta, tümden gelim, ekonomiklik, bütünlük, hayatilik. Burada cevabımız hayatilik Edirne. Yedinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi programın süreç boyutunun taşıması gereken niteliklerden biridir? Öğrencinin programa başlamadan önce sahip olması gereken özellikleri içermesi B. Öğrencilere yaşantılar yoluyla kazanılacak özellikler içermesi C. Öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerine yer verilmiş olması D. Düzey belirleme ve izlemeyi amaçlayan araçlara yer verilmiş olması E. Konu alanının özelliği dikkate alınarak aşamalık ilkesine göre ifade edilmiş olması Cevabımız burada Ceyhan Öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerine yer verilmiş olması. 8. sorumuz 6. sınıf fen bilimleri dersinde güneş sistemi içerisindeki gezegenlerin yapı ve özelliklerini öğretmek amacıyla bir masada gezegen konumlarıyla resim çizme, diğer masada gezegen isimlerinden akrostiş yazma, başka bir masada gezegen özellikleriyle ilgili hikaye oluşturma etkinliklerinin yapılacaktır. Belirli sürelerde masalarda çalışan öğrenciler tüm masaları dolaşıp etkinliklerini tamamladıktan sonra Etkinlik sonlandırılır ve yapılan çalışma tüm sınıfta değerlendirilir. Buna göre fen bilimleri dersinde kullanılan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? İstasyon, merkezler, köşe kapmaca, konuşma halkası, simit tekniği. Evet burada öğretmenimiz istasyon maddesini uyguluyor. 9. Bir okul öncesi eğitim kurumunda öğrencilerine meslekler hakkında farkındalık kazandırmak isteyen bir öğretmen öğrencilere önce anne babalarının mesleklerini ve ne iş yaptıklarını sorarak başlar. Buna göre öğretmen dersin içeriğini düzenlerken hangi ilkeden yararlanmıştır? Somuttan soyuta, bütünden parçaya, hayatilik, yakından uzağa, basitten karmaşığa. Burada sevgili öğretmenimiz yakından uzağa. Cevap Denizli. 10. sorumuz. Tarih öğretmeni Ömer dersinde Türk Devleti'nde idari yapı konusunu işlerken önce genel bilgiler aktarmış. Kural, ilke ve genellemeleri bir kavram haritasıyla vermiş, daha sonra da ayrıntılı bilgilerin üzerinde durmuştur. Buna göre Ömer öğretmen aşağıdaki öğretim strateji, yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır? Araştırma inceleme, sunuş, buluş, probleme dayalı, tam öğrenme. Burada sunuş yöntemi var. Cevap Bursa 11. Okullarda eğitim öğretim devam ederken COVID-19 sebebiyle bazı sınıflarda vaka artışından dolayı Karantina uygulanan öğrencilere web destekli eğitimler verilmiştir. Karantina dönüşü sınıf ortamında aldıkları web destekli eğitimlerle sınıf içi uygulamaları pekiştiren öğrenciler için uygulanan öğretme öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Yaşam boyu öğrenme, harmanlanmış eğitim, basamaklı öğretim, araştırma inceleme, probleme dayalı öğretim. Cevabımız Bursa harmanlanmış eğitim. 12 Biyoloji dersinde gen konusunu işleyen bir öğretmenin gazete ve dergilerden genetik kopyalama ve genetiğiyle oynanmış organizmaları konu edinen haber ve fotoğrafları sınıfa getirmesi aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir? Açıklık, bütünlük, yakından uzağa, ekonomiklik, aktualite. Cevabımız Edirne. 13- Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden, öğrenenden kaynaklı faktörler içinde yer almaz? Genel uyarılmışlık hali, olgunlaşma, geri bildirim, güdü, dikkat. 13'te sevgili arkadaşlar cevap hakkı sizlere doğdu. Bakalım 13'ün sorumuzun doğru cevabını hangi arkadaşlarımız yazacak? Biz de doğru bilenleri beğeneceğiz. 13 sizde. 14. Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmeyle ilgili yanlış bir ifadedir? Örgün eğitim kapsamında okullarda verilir. Bireyin öğrenmeyi öğrenmesi önemlidir. Bireye her alanda beceri kazandırır. Birey isteyerek bilinçli amaçlı öğrenir. Tüm yaşam süresince devam eder. 14. cevabı Adana. 15. Öğrencilere yönelik çoktan seçmeli, doğru yanlış ve kısa cevaplı sorular hazırlanabilir. Öğrencilere anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimler verilebilir. Yukarıda bilgi verilen web iki aracı aşağıdakilerden hangisidir? Google Drive, Edmund, Kahoot, Socrative, Crossword Labs. 15'te cevabımız Socrative. 16. Yukarıda tanımlanan iki kavram aşağıdakilerin hangisine birlikte verilmiştir? 1. Bir özelliği uygun bir araçla karşılaştırarak sonucu sayı ve sembollerle ifade etmek. 2. Bir gözlem sonucunu uygun bir ölçütle karşılaştırıp bu sonuca ilişkin bir karara ya da yargıya ulaşmak değerlendirme geçerlilik, ölçme değerlendirme, güvenirlik ölçme, ölçme ölçek, değişken değerlendirme. 16'da ölçme ve değerlendirme sırasıyla verildi. 17. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme işleminin örnek olabilir? Mesut, KPSS'de en yüksek puan alarak atandı. Mustafa'nın boyu 1.72 santimdir. Sınavda 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi. Sınavda doğrular cevaplar için 1 yanlış cevaplar için 0 puan verilecek. Zeynep KPSS Türkiye Geneli Deneme Sınavında birinci oldu. Hangisi değerlendirme işlemini örnek? Tabii ki Adana Mesut KPSS'de en yüksek puan alarak atandı. 18. Sınavda hazırlanan soruların konulara dengeli bir şekilde dağıtılması sınavın hangi özelliği hakkında bilgi verir? Güvenirliği, yordama geçerliği, yapı geçerliği, kapsam geçerliği, uygunluk geçerliği. Burada kapsamlık geçerli. Doğru denizli. 19. Bir okuldaki öğrencilerin fizik testi puanları ile matematik testi puanları arasındaki 0.80 bulunmuştur ilişki. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki hangisine varılabilir? Her iki test arasında yüksek ilişki vardır. Her iki testin geçerli yüksektir. Matematik ve fizik puanlarının ortalaması yüksektir. Her iki test güvenilirdir. Fizik testi puanları matematik testi puanlarından daha yüksektir. Cevabımız Adana. Çünkü 0.80 demek her iki test arasında yüksek ilişki vardır. 20. Negatif korelasyon değişkenlerden birinin değer artarken diğerinin değerinde azalma olduğunu gösterir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen iki değişken arasında hesaplanacak korelasyonun negatif olması beklenir. Düzenli çalışma başarı düzeyi, gelir düzeyi satın alma gücü, ilgi olumlu tutum, zeka, yaratıcılık, yorulma, öğrenme hızı. Evet burada yorumlayla öğrenme hızı cevap edir ne? 21. Ölçme sonuçlarına karışmış olabilecek ölçme hatası ne demektir? Değişik araçlarla elde edilen ölçüler ölçüt, ölçüler arasındaki fark. B. Değişik zamanlarda elde edilen ölçüler arasındaki fark. C. Gerçek değerde zamanda zamana meydana gelen fark. D. Gerçek değerle ölçülen değer arasındaki fark. E. Ölçme aracı'nın yanlış kullanılmasından doğan miktar farkı. Burada cevabımız denizle gerçek değerle ölçülen değer arasındaki farktır. 22 Aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudan ölçme yoluyla ölçülebilir? Sınıfın başarı ortalaması, sınıftaki öğrenci sayısı, öğrenci yetenekleri, öğretmenin öğrencilere karşı tutumu, öğrencilerin derse ilgisi. Sınıftaki öğrenci sayısı cevap Bursa. 23 ve 25'in soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplanacaktır. Bir sınıftaki öğrencilerin 5 farklı dersin sınavındaki cevapları 100 üzerinden puanlanmış ve bu puanların aşağıdaki tabloda istatistikleri verilmiştir. Bakalım. Matematik aritmetik ortalama 80, mod 70, medyan 70. Fizik 30, 30 30 30, kimya 40 60 50, biyoloji 40 25 35, coğrafya 70 50 55 şeklinde Hangi dersten elde edilen puanlar normal dağılım gösterir? Bakın hangisinde normal dağılım var? Evet. Fizik dersinde. Diğer sorumuzu okuyalım. Hangi dersten elde edilen puanlar sağ çarpık pozitif kayışlı dağılım gösterir? Burada sağ değil de sola diye düzeltiyoruz burayı. Sola çarpık şekilde dersleri göstereyim dersleri bu şekilde sola çarpık olarak değerlendirin. 24. sorumuzun cevabı da Ceyhan Kimya dersi. En yüksek ve en düşük ortalama başarı düzeyi hangi derslerde olmuştur? Hemen gösteriyorum. Evet, en yüksek ve en düşük hangi dersler? Doğru cevabımız Adana, matematik ve fizik. 26. OECD tarafından matematik, fen ve okuma beceri düzeylerini ölçmek amacıyla 3 yıllık periyotlarla uluslararası izleme çalışmaları yapan program aşağıdakilerden hangisidir? TIMS, PISA, PIRS, ABIDE, IEA. Evet burada PISA'dan bahsetti. Cevap Bursa. 27. IEA'nın okuma becerileri değerlendirme amacıyla uyguladığı PIRS'e Türkiye ilk defa hangi yıl katılım göstermiştir? 95, 2000, 2001, 2018, 2020. Burada 2001 rakamı doğru. 28. Rehberliğin kurucusu olarak bilinen ve rehberliği ilk kez tanımlayan Frank Parson'un tanımladığı rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir? Mesleki rehberlik, eğitsel rehberlik, kişisel rehberlik, sosyal rehberlik, bireysel rehberlik. Mesleki rehberlik doğru cevap. 29. Bireyin tipik gelişim gösteren akranlarıyla olabildiğince aynı eğitim ortamına yerleştirilmesi, Eğitim gereksinimlerinin genel eğitim okullarından ve çevreden kopmadan en iyi şekilde karşılanması hem yasal hem de eğitsel bir gerekliliktir. Yapılan bu açıklamayla özel eğitimin hangi ilkesine vurgu yapılmıştır? Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanması, bireysel farklılığın dikkate alınması, en az kısıtlayıcı ortam ilkesi, bireyin ilgi ve yeteneklerden dikkate alınması, eğitimsel ihtiyacının dikkate alınması. Cevabımız Ceyhan en az kısıtlayıcı ortam ilkesi. 30. Aşağıda eklediğin hangisi rehberlik kavramıyla bağdaşmaz? Rehberlik sistemli bir yardım sürecidir. Rehberlik bireyin özne dünyasına yöneliktir. Rehberlik bireyin alternatifler üretmesine yardım sürecidir. Değer rehberlik doğru olan bir görüşü bireye kabul ettirme söz konusudur. Rehberlikte bireyin kendini anlaması ve değerlendirmesi yönünde yardımcı olunur. Cevabımız tabii ki denizli maddesi yanlış. 31. Aşağıdakilerden hangisi bir rehberli örgütünde bulunan başlıca servis birimlerinden değildir? Oryantasyon, yönetme ve yerleştirme, izleme ve değerlendirme, araştırma ve değerlendirme, kendini gerçekleştirme. Cevabımız Edirne kendini gerçekleştirme. Sınavımızda 100 soru var. Tek videoda çekmeye çalışıyoruz o yüzden biraz hızlı gidiyoruz. 32. Sınavlarda heyecanlandığını ve stresle başa çıkamadığı için Başarısız olduğunu belirterek yardım isteyen öğrenci hangi alana rehberlik hizmeti verilir? Tamamlayıcı, eğitsel, kişisel, sosyal, mesleki, geliştirici. Burada eğitsel olacak cevap Bursa. Kanalımıza yayınlanan tüm videoların pdf'lerini E-Akademi TV uzman ve rehberlik öğretmenlik telegram grubumuza attık. Oradan indirebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Telegram grubumuzda tüm pdf'ler mevcut. 33- Okul rehberlik hizmetlerinden birinci dereceden sorumlu rehberlik görevlisi kimdir? Koordinatör, rehber öğretmen, okul müdürü, sınıf rehber öğretmenleri, ilçe milli eğitim müdürü, psikolog. Cevabımız okul müdürü Bursa. 34. Bir televizyon programına katılan psikolojik danışman yapmış olduğu konuşmada öğretmenler çocukların fizyolojik, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerine ilişkin bilgi sahibi olmalıdırlar. Çünkü Öğrencilerinin her birinin bu alanlardaki gelişimlerini desteklemek gibi bir görevlerde bulunmaktadır. Öğretmenlerin eğitim öğretim etkinliklerinin her alanına önem veren bir kişiliğe sahip olması onların başarılı bireyler yetiştirmelerinin önünü açacaktır demiştir. Psikolojik danışman bu ifadesiyle aşağıdaki rehberlik işlevlerinden hangisini vurguluyor? Önleyici, uyum sağlayıcı, tamamlayıcı, yöneltici, ayarlayıcı. Burada cevabımız tamamlayıcı Ceyhan 35. Ahmet ilkokula başladıktan kısa bir süre sonra okul rehberlik servis tarafından rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirilmiştir. Rehberlik ve araştırma merkezinde 1. Ahmet'in kendi sınıfında kaynaştırma eğitimi alması kararlaştırılmıştır. 2. Ahmet sınıf arkadaşları tarafından her zaman kabul görmüş ve oyunlara dahil edilmiştir. 3. Öğretmeninin kendisine sağladığı destekler sayesinde bulunduğu sınıfın müfredatına yetişmeye çalışmıştır. Verilen bu örnekte numaralanan cümleleri sırasıyla aşağıdaki kaynaştırma katmanlarından hangilerini örnektir? Öğretimsel, fiziksel, sosyal. Fiziksel, öğretimsel, sosyal. Sosyal, fiziksel, öğretimsel. Fiziksel, sosyal, öğretimsel. Öğretimsel, sosyal, fiziksel. Evet cevabımız sevgili arkadaşlar burada. Denizli maddesi fiziksel, sosyal, öğretimsel olacak. 36. Aşağıdakilerden hangisi orta öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu üyeler arasında yer almaz? Disiplin kurulu üyelerinden bir temsilci, her sınıf seviyesinden en az birer sınıf rehber öğretmeni, ilçe rehberlik ve araştırma merkezinden bir temsilci, okul aile birliğinden bir temsilci, eğitim kurumunda görevli müdür yardımcıları. Cevabımız Ceyhan ilçe rehberlik ve araştırma merkezinden bir temsilci. 37. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul düzeyindeki öğrencilere mesleki rehberlik hizmetleri sunulurken dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden değildir? A. Mesleki gelişimin bir süreç içerisinde gerçekleştiğini benimseyerek çocuğun içinde bulunduğu mesleki gelişim görevlerini desteklemek. B. Öğretim hedefleri uygulamalarında mesleki rehberlik hedeflerine dikkate almak. C. Çocukların bütün mesleklerin gerekli ve önemli olduğunu kavramalarına çalışmak. De çocuklara yeterince çaba gösteren herkesin her mesleği başarılı yapabileceğini anlayışını öğretmek, e, meslekleri kadın erkek meslekleri şeklinde gruplamalarına engel olmak. Evet sizce hangisi 37. sorunun cevabı? Denizli maddesi çocuklara yeterince çaba gösteren herkesin her mesleği başarılı yapabileceği anlayışını öğretmek. 38. Aşağıdakilerden hangisi Gelişimsel rehberlik anlayışına uygun rehberlik programı hazırlarken göz önünde bulundurulacak kural arasında değildir. a. Öğrencilerin gelişim görevlerine uygun yeterliklerin belirlenmesi b. Öğrencilere kazandırılması istenen davranışların gözlemlenebilir şekilde tanımlanması c. Rehberlik hizmetine ihtiyacı olmayan öğrencilerin program dışında tutulması d. Kazandırılması istenen davranışlara uygun etkinliklerin planlanması e. Uygulanacak etkinliklerin öğretim programları ile kaynaştırılması Cevabımız Ceyhan, rehberlik hizmetine ihtiyacı olmayan öğrencilerin program dışında tutulması. 39. İlk okula yeni başlayan Can, iki gün okula gittikten sonra ağlayarak annesine artık okula gitmek istemediğini söyler. Annesi, Can'ın okula neden gitmek istemediğini anlamaya çalışır. Sonunda Can'ın okulda tuvalet ihtiyacını nasıl karşılayacağını bilmediğini, iki gündür bu yüzden okulda çok zorlandığını öğrenir. Buna göre Can'ın okula gitmekte zorlanması aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır? İzleme ve değerlendirme, bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, müşavirlik, oryantasyon. Burada cevabımız oryantasyon Edirne. 40. Öğrencilere çeşitli birey tanıma teknikleri uygulayan fakat bunların değerlendirme sonuçlarına göre herhangi bir çalışma yapmayan okul psikolojik danışmanı aşağıdaki birey tanıma ilkelerinden hangisine aykırı davranmıştır? A. Birey tanıma hizmetleri takım halinde çalışmayı gerektirir. B. Birey tanıma hizmetleri sürekli olmalıdır. C. Birey tanımada uygulanan teknikler amaç değil araç olmalıdır. D. Birey tanıma tekniklerinde uygulanan ölçekler geçerli ve güvenilir olmalıdır. E. Birey tanımada uygulanan teknikler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 40'ta cevabımız Ceyhan. Bireyi tanımada uygulanan teknikler amaç değil, araç olmalıdır. 41. Aşağıda eklediğim hangisi eğitimde rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkmasını etkileyen sosyolojik etkenlerden biri değildir? Mesleklerin yapısında ve iş yaşamındaki değişiklik, topluma ve kültüre karşı yabancılaşma, eğitimde bireyin bütüncül gelişiminin önemsenmesi, toplumlar arası kültürel alışverişin hızlanması, kuşaklar arası çatışmalar. Cevabımız Ceyhan eğitimde bireyin bütüncül gelişiminin önemsenmesi. 42. Lise öğrencisi Nur duygularını ifade etmekte ve karar vermekte zorlanmaktadır. Ayrıca kişiler arası ilişkilerinde kendine güven duymamaktadır. Buna göre Nur'a sunulması gereken rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? Kişisel, eğitsel, tamamlayıcı, ayarlayıcı, mesleki. Cevabımız Adana kişisel olacak. 43. Aşağıdakilerden hangisi seçkisiz örnekleme türlerindendir? Tabakalı örnekleme, amaçsal örnekleme, sistematik örnekleme, uygun örnekleme, ölçüde örnekleme. Cevabımız Adana tabakalı örnekleme. 44. Bir öğretmen öğrencilerin akademik motivasyonlarıyla öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi incelemek istemektedir. Böyle bir araştırma konusu için aşağıdaki araştırma desenlerinden hangisinin kullanılması uygundur? Deneysel desen korelasyonel desen, fenomenolojik desen, etnografik desen çalışma meta analiz. 44'te cevabımız Bursa korelasyonel desen. 45. Aşağıdaki örnek değişken türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Boy sürekli değişken, cinsiyet süreksiz değişken, LGS puanları nicel değişken, sosyoekonomik düzey nicel değişken, cinsiyet nitel değişken. 45'in cevabı Denizli sosyoekonomik ekonomik düzeyi nicel değişken. 46. İngilizce dersinde sene sonuna kadar 10 ünite işleyen Selim öğretmen son yaptığı sınavda sadece 6 üniteden soru hazırlamıştır. Bu durumun aşağıdaki geçerlik türlerden hangisini azalttığı söylenebilir? Ölçüt geçerliği, görünüş geçerliği, yapı geçerliği, uygunluk geçerliği, kapsam geçerliği. 46. cevabımız Edirne kapsam geçerliği. 47. Bir öğretmen fen bilimleri dersinde deneylerle fen öğretimi gerçekleştirecektir. Ancak deneylerle öğretim grubuna dahil edeceği öğrencilerin fen dersi not ortalamalarının 50'den düşük olması, öğrencinin herhangi bir kursa gitmiyor olması ve derslerine düzenli bir şekilde devam ediyor olmaları şartlarını belirlemiştir. Öğretmen deneylerle fen öğretim için belirlediği grubu hangi örnekleme yöntemiyle seçmiştir? Uygun örnekleme, sistematik örnekleme, tabakalı örnekleme, Ölçüt örnekleme, maksimum çeşitliliği örnekleme. Burada sevgili arkadaşımız ölçüt örneklemeyi seçiyor Denizli. 48 aşağıdakilerin hangisi fikri haklar içerisinde yer almaz? Sinema eserleri, musiki eserleri, coğrafi işaret, teknik çizimler, edebiyat eserleri. 48'de cevabımız Ceyhan, coğrafi işaret sınai haklarda. 49 Bilimsel araştırması için literatür taraması yapan bir öğretmen iklim değişikliği ifadesinin aradığı metinlerde tek tek bulmak yerine kelime grubu olarak listelemek istiyor. Aynı zamanda cilt kanseri kelime grubunda aramalarından ayıklamak istiyor. Buna göre araştırmacının aşağıdakilerden hangisini arama motoruna yazması uygun olur? Evet, cevaplara bakalım. Yıldızlı, iki noktalı, iki çizgili, tırnak, tek çizgi hangi şekilde yazarsa Uygun olur. 49'un cevabı Bursa. Tırnak işareti iklim değişikliği. Tırnak işareti tire ile cilt kanseri yazması lazım. Cevap Bursa. 50. Radyoda yaptıkları programa ilişkin izleyicilerinin düşüncelerini merak eden programcıların bu amaçla hazırladıkları soruları izleyicileri olan gençlere yazılı olarak vererek cevaplandırmalarını istemeleri hangi yöntemle gerçekleştirilmektedir? Gözlem, görüşme, anket, olay inceleme, standart test. Evet böylece testimizi yarattık ettik değerli arkadaşlar. 25 dakikada 50 soru çözdük. Cevabımız burada anket Ceyhan. 51. Bilimsel raporun bölümleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Başlık bölümde yazar adı verilmelidir. Giriş bölümünde çalışmanın problemi sunulur. Özet bölümü uzun ve ayrıntılı olmalıdır. Yöntem bölümü araştırmanın nasıl yürütüldüğünü içermelidir. Bulgular bölümünde istatistiksel sonuçlar verilmelidir. Evet burada hangisi yanlış? C maddemiz değil mi? Özet bölümü uzun ve ayrıntılı olmaz. 52. Yukarıdakilerden hangileri iç geçerli etkileyen faktörlerdendir? Deneklerin seçimi, denek kaybı etkisi, ön test etkisi, veri toplama aracı. 52'de tamamı etkilidir cevabımız Denizli. 53. Yukarıdakilerden hangileri kapsayıcı eğitimin paydaşlar arasında yer alır? Sivil toplum kuruluşları, aileler, öğretmenler, akranlar. 53'ün cevabı 1, 2 ve 3 olacak. Akranlar olmaz. Cevap Bursa. 54. Kapsayıcı eğitim anlaşı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Tüm çocukların özelliklerini dikkate alarak eğitimde eşit erişime yöneliktir. Çeşitli esastır ve bireysel farklar olağan karşılanarak ayrıcı özellik şeklinde vurgulanmaz. Eğitim ortamlarının çocukların özelliklerine göre yapısal ve işlevsel olarak düzenlenmesi söz konusudur. Tüm çocukların okula aidiyeti, katılımı için gerekli tedbirler alınır. Genel eğitim ortamlarında çocukların yarı zamanlı ya da tam zamanlı şekilde bulunmasını içerir. 54. cevabı yanlış dediği için Edirne maddemiz. 55. Kapsayıcı eğitim ilk kez nokta nokta ile gündeme gelmiştir. UNESCO, Avrupa İnsan Sözleşmesi, Salamanca Bildirgesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı. 55'in sorusunun cevabı da UNESCO Salamanca Bildirgesi. 56. Öğrenci bilgi düzeyinin değerlendirilmesine dayanarak öğretmen öğrencilerin bir kısmına yeniden öğretebilir. Bir grup öğrenciye öğretmek için başka bir yol, yol bulabilir veya anlayışlarını ve becerilerini genişletmek için başka bir grupla çalışabilir. Öğrenme içeriğinin uyarlanmasında kullanılan yukarıda tanımı verilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Mini dersler, öğrenme sözleşmesi, farklılaştırılmış eğitim, etkinlikleri birleştirme, bir ders tasarlıyorum. 56'nın cevabı mini dersler şeklinde olacak. 57. Ülkemizde yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemi desteklemek amacıyla 1967 tarihinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kurulmuş olan vakıf aşağıdakilerden hangisidir? Milli Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı, Koruncuk Vakfı, Bir Okul Mümkün, mü Başka Bir Okul Mümkün. 57'de Türk Eğitim Vakfı'ndan bahsetti. Cevap Bursa. 58. Toplumda ayrımcılığa uğrayan ve bu sebeple bir takım haklara erişemeyen ya da kısıtlı erişen grupların lehine geliştirilen politika, strateji, yöntem ve uygulamaların bütünüdür. Yukarıda tanım verilen ayrımcılık türü aşağıdaki hangisi? dolaylı, doğrudan, dini, inanç, etnik köken pozitif. 58'de pozitif ayrımcılık var. 59. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellik ve din ayrımı gözetmek için herkese açıktır ifadesi. Milli eğitim temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, fırsat ve imkan eşitliği, demokrasi eğitimi, her yerde eğitim. 59'da genellik ve eşitlik ilkesi. 60. Aşağıdakilerden hangisinde kapsayıcı eğitimin bileşenleri doğru olarak verilmiştir? Eğitim, öğretim, yönetim, liderlik, eğitim, destek, erişim, katılım, destek, öğretim, erişim, liderlik, destek, eğitim, yönetim. Erişim, katılım, destek, cevap Ceyhan. 61. Kapsayıcı öğrenme ve öğretme sürecinin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi. Aşağıdakilerin hangisiyle olabilir? Farklaştırılmış öğretim stratejisi, zenginleştirilmiş fiziki ortam, hukuki kuralların öğretilmesi, yasal hakların kullanılması aile eğitimi. Cevabımız farklılaştırılmış öğretim stratejisi. 62. Yukarıda ayetlerin hangisi ya da hangileri yapılabilir? Kapsayıcı eğitim ortamında katılımı sağlamak için 1. Çocukların tercihlerine dikkat alma. 2. Etkinlikleri basitleştirme. 3. Etkinlikleri çeşitlendirme. Hangileri yapılabilir burada? Evet üçü de yapılması gerekiyor. Cevabımız Denizli. 63. Öğretmen, aile ve yöneticilerin kapsayıcı eğitime ilişkin tutum geliştirmeyi hedefleyen profesyonel eğitim olanakları kapsayıcı eğitimin hangi ilkesiyle ilgilidir? Erişim, ayrımcılık, destek, entegrasyon, katılım. 63'te cevabımız destek olacak. 64. Öğrencinin belirli bir süre içinde tamamlayacağı işi yazılı olarak belirleyen öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Tanımı verilen öğrenme içeriğinin uyarlanmasındaki yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Mini dersler, Ailelerle iletişim, farklılaştırılmış eğitim, bireyselleştirilmiş eğitim, öğrenme sözleşmesi. Cevabımız öğrenme sözleşmesi. 65. Atmosferde hava olaylarının büyük bölümünün yaşandığı katman aşağıdakilerin hangisidir? Stratosfer, egzosfer, troposfer, termosfer, mezosfer. 65'in sorumuzda Trabzonspor cevabımız Ceyhan Tra troposfer. 66. Belirli bir bölgede kısa süre içinde etkili olan meteorolojik olaylara ne denir? İklim değişikliği, küresel ısınma, klimatoloji, sera etkisi, hava olayları. Yine 66'da cevap hakkı size düştü. 66'nın cevabını yorumlara yazalım. Doğru olanları beğenelim. Çünkü bu zamana kadar bütün videoları beraber çektik. Sizler de işin içine kattık. 67. Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? İnsan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamı taşımaktadır. Hangisidir bu sürdürülebilir kalkınma, ekolojik ayak izi, çevre direnci, küresel ısınma, sera etkisi? 67'de sürdürülebilir kalkınmadan bahset. Yukarıdakilerden hangileri yeşil çatının işleri arasında yer alır? Kentin havasını soğutur, kentsel selleri önlerler, CFK kazlarını azaltır, gıda güvenliğini geliştirirler. 68'de 1, 2 ve 4 doğru cevaplarımız kentin havasını soğutur. Kentsel selleri önler gıda güvenliğini geliştirir. 69. Türkiye'nin 26 Ağustos 2009'da katıldığı amacı küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salınlarını azaltmak olan protokol aşağıdakilerin hangisidir? Montreal protokolü, Stockholm çevre protokolü, Kyoto protokolü, Bern sözleşmesi, Marpol protokolü. 69'da da Kyoto'dan bahsettik. 70. Paragraftaki boşluğu aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Nokta nokta atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç olarak tanımlanabilir. Küresel iklim değişikliği, küresel ısınma, hava olayları, sera etkisi, enerji verimliliği. Cevabımız sera etkisi. Aşağıdakilerden hangisi sera etkisine neden olan gazlardan biri değildir? Burada sodyum 2 değil cevap Denizli. Yukarıda verilen Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hangileri ekonomik boyut içerir? Temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması. Burada cevabımız 3. 4 ve 5. maddelerimiz Ceyhan oluyor. 73. 1972 yılında gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansında sosyoekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülkenin çevre konusunda ilk defa toplantı konferans aşağıdakilerden hangisidir? Stockholm, Rio, Brundtland, Paris, Kyoto. 73'te cevabımız Stockholm. Litos ve aşağıdakilerden hangisidir? Hava küre, yaşam küre, su küre, buz küre, taş küre. Taş küre cevap ederim. 75. Söz, beden dili ve yazı gibi yollarla kişilerin karşılıklı mesajları iletmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? Kod, kodlama, kanal, geri bildirim, gürültü. Nedir? Kanal cevap Ceyhan. 76. Kullanılan dilden kaynaklı yanlış anlaşmalar iletişim engellerinin hangi unsuru içerisindedir? Fiziksel unsur, kişisel unsur, zaman baskısı, algılamadaki seçicilik, semantik unsur. Cevap edirne semantik unsur. 77. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır? Geciktiğin için endişelendim. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Beni sinirlendiriyorsun. Yine geç kaldın. Tartışmayı hep sen başlatıyorsun. Cevabımız Adana geciktiğin için endişelendim. 78. Dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının anlaşılmaya çalışıldığı, vereceği karara güvenildiği, kişinin sorunundan kendisinin sorumlu olduğu gibi mesajlar veren dinleme türü aşağıdakilerin hangisidir? Vurgulu, katılımcı, edilgin, kapsamlı, takdir edici. Edilgin dinleme türü Ceyhan. 79. Aşağıdakilerden hangisi mikrosistem kapsamında akran zorbalığına sebep olabilecek etmenlerden biri değildir? İlgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir aile ortamı, okuldaki akranların saldırgan davranışlar sergilemesi, okul yönetimi tarafından fiziksel cezanın uygulanması, televizyondaki şiddet içerikli programlar, fiziksel ve duygusal istismar, istismar uygulayan ebeveynler. Cevabımız Denizli televizyondaki şiddet içerikli programlar. 80. Yukarıda verilen ilişkiler hangi ekolojik sistem birimi içerisinde yer alır? Aile akran, aile öğretmen, aile okul yönetimi, ailenin öğrenci okul desteği. Evet, hangisi içerisinde yer alıyor bunlar? Mezo sistem cevabımız Bursa. 81. İletişim sürecinde yargılamak, eleştirmek ve suçlamak karşı tarafta aşağıdaki hangi duruma sebep olur? Bağımlık ya da direnme yaratabilir. Bıkkınlık, nefret uyandırabilir. Korku ya da aktif direnç yaratabilir. Zorunluluk ya da suçluk duyguları yaratır, benlik saygısını azaltır. Evet burada benlik saygısını azaltır, cevap Edirne. Yukarıda juhari penceresine ait tanımı verilen alan aşağıdakilerin hangisidir? Başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alanıdır. Başkalarının bir kişi hakkında edindiği izlenimlerle ilgilidir. Kör alan, açık alan, gizli alan, serbest alan, bilinmeyen alan. Evet burası kör alanımız. 83. Eşyalarını sürekli yerlere atan ve dağınık bir görüntü çizen bir çocuğa annesi aşağıdaki dedin hangisini kullanırsa ben dediğini kullanmış olur. Eşyalarını toplansana. Eşyalarını yine sağa sola atmışsın. Yine mi eşyalarını toplamadın? Eşyalarını toplarsan bana yardım etmiş olursun. Bu eşyaları bir daha bu şekilde görmeyeceğim. Cevabımız Denizli. 84. Aşağıdaki öğretmeni ifadelerinden hangisi iletişim engeli içermemektedir? Ödevini bir an önce bitirmezsen kötü olur. Bu dersi başarman için bir fırın ekmek yemen lazım. Bu dersteki durumunla ilgili konuşmak ister misin? Sorumluluklarını yerine getirmen gerektiğini biliyor musun? Niye bu dersi başaramıyorsun anlamıyorum. Cevabımız Ceyhan. 85. Aşağıdakilerin hangisi? 21. yüzyıl becerilerinden biri değildir. Problem çözme, eleştirel düşünme, teknoloji okuryazarlığı, sentezleyen zihin, yenilikçilik. Cevabımız sentezleyen zihin Denizli 85. 86. Yukarıda tanım verilen dijital teknoloji kavramları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 1. Günümüz dünyasında çalışabilmek, öğrenebilmek ve eğlenebilmek için iletişim ve etkileşimi bilişim teknolojileri kullanarak etkili, verimli ve güvenli şekilde yapabilecek kadar becerilere sahip olmak demektir. 2. Bilgi, bilişim ve ağ teknolojilerinin birlikte kullanılan bir varlığın özelliklerinde önemli değişiklikleri tetikleyerek iyileştirmeyi, geliştirmeyi amaçlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Evet yani bunlar neler? Dijital okuryazarlık, dijital dönüşüm, dijital yeterlik, dijital beceri, dijital yetkinlik, dijital dönüşüm, dijital beceri, dijital okuryazarlık, dijital dönüşüm, dijital yetkinlik. Burada cevabımız Adana. Öncelikle dijital okuryazarlıktan bahsetti, ardından ikinci cümlede de dijital dönüşüm. 87. Yukarıda tanımları verilen web araçları sırasıyla aşağıda gidin Hangisidir? Etkileşimli video oluşturma olanağı sağlar. 3 boyutlu sanal dünya oluşturma olanağı sağlar. İş birliğine dayalı çalışmaya olanak sağlayan bulut aracıdır. Evet. Önemli terimlerin altını çizdik. Meet Edmodo Survey, Canva, Grafio 3, Lim Survey, Antrom, OpenSim, PictorCAD, Meet App, Kahoot, Unity Learn, Snate, Minecraft, Google Drive. 87'de birincisi video oluşturma Sinegit, 3 boyutlu sanal dünya Minecraft, işbirliğine dayalı bulut araçları Google Drive. Cevap Edirne. 88. Yukarıdakilerden hangileri dijital ölçme ve değerlendirme aracı olarak kullanılabilir? Sokrativ, Edmund, Canva, Kahoot. Burada Canva dışındakiler kullanılır. Cevabımız 1-2-4 Ceyhan. 89. Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Nokta nokta. Yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada kullanılması biçimde tanımlanabilir. Uzaktan eğitim, mobil öğrenme, karma öğrenme, proje tabanlı öğrenme, geleneksel öğrenme. Cevabımız Ceyhan Karma. 90'a geldik sevgili arkadaşlar. Dakika 39. Dijital yeterliklerin güncellenme nedenleri nelerdir sorusuna verilen cevaplarla ilgili 1. Donanım kapasitesindeki artış hızı, 2. Veri hacmindeki artış hızı. Aşağıdaki hangisi doğrudur? Her iki bilgi de doğrudur. Her iki bilgi de yanlıştır. Birinci bilgi doğru, ikinci bilgi yanlıştır. İkinci bilgi doğru, birinci bilgi yanlıştır. Doğruluğu yanlışlığı hakkında yorum yapılamaz. Cevabımız her iki bilgi de doğrudur. 91 aşağıdakilerden hangisi gelişen teknolojilerin niteliklerinden biri değildir? Radikal yenilik, hızlı büyüme, tutarlılık, belirgin etki, teknik destek. Evet, cevabımız teknik destek. Edirne. Bir öğretmen dersinde öğretimsel görseller oluşturmak istiyor. Aşağıdaki araçlardan hangisini kullanması uygun olur? Edmodo, Canva, Google Drive, Socrative, Sway. 92'de Canva. 93. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların, kendilerinin daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesidir. Saldırganlık, zorbalık, çeteleşme, şiddet, vandalizm. Zorbalıktan bahsetti. 94. Yukarıda verilen internet bağımlılığı sonuçları aşağıdaki türlerden hangisinin kapsam içinde yer alır? Kişi giderek yalnızlaşır ve sonunda çevresinden tümüyle yalıtılmış hale gelir. Sanal dünyada ise sosyal ağda çok çeşitli ilişkileri vardır. Aşırı internet kullanma rağmen mağdurların birçoğu başlarda okulu, mesleği ya da iş sürdürmeye çalışırlar. Ama bir süre sonra bunu başarmak mümkün olmaz. Notlar kötüleşir. İş yerine aşırı yorgun gelirler. Konsantre olamazlar. Genellikle geç kalırlar. Evi de ihmal ederler. Evet, yukarıda verilen internet bağımlılığı sonuçları aşağıdaki türlerden hangisini kapsam içinde? Bedensel, toplumsal, kişisel, sosyal, psikolojik. Burada sosyalden bahsetti Deniz. 95. Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığı önlemek için ailelere verilmesi gereken önerilerden biri olamaz. Çocuğunuzu sosyal medya hesaplarına gizlik ayarlarını uygulayın. Çocukların çevrimci aktivitelerini gözlemleyin. Çocuklarınızı mutlaka şifre kullanmalarını ve bu şifreleri kimseyle paylaşmamalarını sağlayın. Siber zorbalık yapanlara hatalarını anlamalar için bir şans verin. Siber zorbalığın ne olduğunu onlara anlatın. Denizli maddemiz siber zorbalık yapanlara hatalarını anlamalar için bir şans verin. Güvenlik ihtiyacı Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin kaçıncı basamağında yer alır? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Evet ikinci aşama. 97 yukarıda tanım verilen sosyal duygusal öğrenme becerisi aşağıdakilerin hangisidir? Kişinin duygularını, ilgi alanlarını, değerlerini ve güçlü yakın yanlarını, yeteneklerini doğru bir şekilde değerlendirme ve sağlam temellere dayanan bir özgüven duygusunu sürdürme becerisidir. Öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, etkili karar alma ilişki kurma 97 cevap Adana öz farkındalık Ömer sınıftaki bir arkadaşı tarafından sürekli tehdit, itme ve hakaret gibi davranışlara maruz kalıyor. Arkadaşının Ömer'e uyguladığı şiddet türü aşağıdakilerden hangisidir? Dolaylı, planlı, doğrudan, ilişkisel, tepkisel. Burada ne yapıyor? Doğrudan şiddet var. Zor kişiye kendisini duyduğunuzu belirtip kafanıza bir cümle belirleyerek aynı cümleyi üst üste tekrarlamak mesafe koyma yöntemlerinden hangisine örnek verilebilir? sistendirme, erteleme, ara verme, ilişki tanımlama, kırık plak. Burada kırık plak uygulanıyor. Edirne doğru. Ve son sorumuz sevgili arkadaşlar. 2 aydır sizler için yaklaşık 120 video çektik ve uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavlarınızda sizlere en güzel desteği vermeye çalıştık. Sizler de güzel yorumlarınızla bizi desteklediniz. Bundan sonraki süreçte de kanalımıza aboneliğinizi devam ettirelim inşallah. Bizleri takip edin. Kanalımız sözel bir kanaldır. Tüm sınıflarda okutulan sözel derslerimizi, dini derslerimizi bulabilirsiniz. Öğrenci gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Akıllı tahtalardan izletebilirsiniz diyor. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık, mutluluk ve başarılar dileyerek 100. sorumuzu çözelim. Gruptan dışlamak, görmezlikten gelmek, soyutlamak, dedikodular yaymak... Güvenini zedelemek gibi davranışlar aşağıdaki hangi şiddet türünü örnek? Fiziksel, sözel, ilişkisel, ırkçı, cinsel. Evet bu sorumuzun cevabını da siz kıymetli arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Yorumlara yazalım, doğru bilenlere beğenelim. Bu videolarımızın tamamının görsellerini, pdf'lerini e-Akademi TV uzman ve baş telegram grubumuza atıyoruz. Oradan indirip çalışabilirsiniz diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız, başarılar diliyoruz.